Merhaba arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde fen eğitiminde modellemelerden, modellemelerin neler olduğundan ders olarak bahsetmiştik, anlatmıştık. Şimdi bunlarla ilgili biraz soru çözeceğiz. Şimdi birinci sorumuz, fen bilgileri sunulurken bir mıknatıs kuvvetlerini çizgilerle göstermek, sıvıların kaldırma kuvvetini formüle ifade etmek, Young deneyini çizimlerle görselleştirmek eylemlerinden hangileri bilimsel modellemelere örnekleme olarak gösterilebilir diyor. Her üçü de modellemedir. Bu tür sorularda şuna dikkat etmek lazım. Ne modelleme değildir? Efendim formüller modellemedir. Çizimler modellemedir. Grafikler modellemedir. Ne modelleme değildir? Olayın kendisi, gerçeği modelleme değil, gerçektir. Gerçekte modellemeyi ayırmamızı istiyorlar. Zaten bu tür sorularda sordular. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi fen bilimlerinde kullanılan model veya modellemelerden biri değildir? A. Elementlerin sembolleri. Kesinlikle model ve modelleme olarak tanımlanıyor. Çünkü gerçeğin kendisi değildir, sembolüdür. Elementlerin periyodik tabloda topluca ve grup halinde gösterimi modellemedir. Bir taşın eğik atışta izlediği yolu zaman yol grafiği şeklinde çizmek bir modellemedir. Bir deneyde elektriksel devre içinde geçen akım miktarı, bakın deneyde yapılmasına rağmen gerçeğin ta kendisidir. Mesela yüksek voltaj varsa elimizi değdirdiğimizde çarpar falan. Gerçektir bu. Modelleme değildir. D doğru cevaptır. E, kimyasal maddelerin reaksiyonlarında oluşan olayların moleküler düzeyde gösterimi bir modellemedir. Doğru cevap D'dir. Geçtik. 1700'lü yıllarda yapılan bir deneyde bir miktar kalay içi hava dolu bir cam balona konulmuş ve ağzı kapatılarak tartılmıştır. Sonra cam balonun ağzı açılmadan ısıtılmış ve balondan beyaz bir toz oluştuğu görülmüştür. İkinci aşamada bu balon da tartılınca başlangıçtaki ağırlığın değişmediği görülmüştür. Bu deney kütlenin korunum yasası için temel dayanak noktası olmuştur. Bu deneyle kütlenin korunumunu gösteren bilim insanı kimdir? Lavoisier'dir ve burada aslında böyle bilim tarihinden de modellemelerle ilgili, deneylerle ilgili sorular soruluyor. Doğru cevap A'dır. Geçtik. 4. Fen bilimlerinde kullanılan model ve modellemelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Momentum korunumunu göstermek isteyen bir kitap yazarının cisimlerin çarpışmadan sonraki ok yönlerini şöyle bu tarafa gitti, bu tarafa gitti, toplamı vektör olarak sıfır oldu gibi ifade etmesi. Ok yönleriyle hareket eder biçimde göstermeye çalışması bir modellemedir. Doğrudur. B. Elektriksel alan çizgileri bir modellemedir. Doğrudur. C. Elektronların çekirdek etrafında dönüşünü gösteren çizimler birer modellemedir. Doğrudur. Modellemelerde gerçek büyüklük orantıları kullanılması şart değildir. Doğrudur. Mesela bazen istesek de o orantıları veremeyiz. Mesela atom altı parçacıkların elektronla çekirdeğin oranlarını istesek de doğru veremeyiz zaten. Bir kitaba sığmaz, bir defter sayfası, kitap sayfasına sığmaz bu. Modellemeler her zaman mikro alemin yani moleküler düzeyin gerçek renkleriyle çizilmeli ve renklendirilmelidir. Hayır, böyle bir şey şart değildir. Tabii bu gerçeğin birebir aynısı olmadığı da öğrencilere izah edilmelidir. Doğru cevap E'dir. Beşinci ve son sorumuz. Bilimsel model ve modellemelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Dünya haritalarında 3 boyut gerçek oranları ile 2 boyuta indirgenir. B. İnternet üzerinde alınan eğitsel animasyonlar 3 boyutludur. C. Dünyayı temsil eden küre 3 boyutludur. D. Dünya ekseni eğikliği 2 boyutta temsil edilemez. E. Elektriksel alan çizgileri gerçekte 2 boyutludur. Şimdi tek tek inceleyelim. Dünya haritalarının dünya haritalarında 3 boyut gerçek dünya 2 boyuta indirgenir. Burada birkaç teknik vardır. Bu coğrafya ile ilgili bir konu. İşte Mercator çizimler falan derler. Birkaç teknik vardır. Birebir 3 boyutu aynı oranda işte denizlerin, karaların oranlarını aynısıyla yansıtan harita yapmak mümkün değildir. Bu zaten üç boyutun iki boyuta inerken olanaksızlıklarından bir tanesidir. En yakını yapılır. Bu açıdan dünya haritalarını 3 boyut gerçek oranlarıyla 2 boyuta indirgenir ifadesi yanlıştır. Tabii bu coğrafyada geçer ama bu ölçüm stratejileri açısından fen eğitiminde de önemli bir konudur. B. İnternet üzerinden alınan eğitsel animasyonlar 3 boyutludur. Hayır. Animasyonlar mesela internet ortamından video olarak gösterdiğimiz şeyler 2 boyutludur. Dünyayı temsil eden küre 3 boyutludur. Bu ifade doğrudur. Dünya ekseni eğikliği 2 boyutta
çizim olarak gösterilebilir. Bu ifade yanlıştır. Elektriksel alan çizgileri kesinlikle iki boyutlu değildir. Gerçekte üç boyutludur ama kitap çizimlerinde iki boyutludur. Evet, modellemelerle ilgili beş tane soru çözdük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.